Tekrardan merhaba arkadaşlar, bir Neverwinter videosuyla daha karşınızdayım. E, Neverwinter mod 15'inde gelen yenilikleri anladığım, kendi bildiğim, ördüğüm, anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Bu e, videonun ana konusu olabildiğince basit bir şekilde, olabildiğince açıklayıcı bir şekilde ve olabildiğince kısa bir şekilde açıklamaya çalıştım bütün gelen yenilikleri. E, bazı şeyler hiç göstermedim bile, şu şunu göstermemiştim falan diyebilirim siz bazıları bilinçli yapmışımdır büyük ihtimal hani en önemli şeyleri gösterdim ee, onun dışında şey var büyük bütün klaslara dengeleme yani bütün sınıfların e, şeyleri dengelendi gerek PvP olsun gerek PVE olsun onların hepsinin üzerinde her klas üzerinde falan tek tek durmam tabii ki imkansız o yüzden altına videonun altına linkini koyacağım nelerin değiştiğini de oradan görebilirsiniz her klas için Yapabileceğim şey bu konu hakkında Ama şunu söyleyebilirim yakın bir zamanda bir tane sv buildi Kendi oynadığım klası olan Scourge Warlock Buildini koyacağım Her türlü O zaten aklımda ama diğer klaslar için maalesef O yüzden çok da uzatmayayım direkt videoya geçiyorum Bir şey daha söyleyeceğim Çok uzattım ama böyle Hep kese kese mesela zamanı geldiğinde çektim O yüzden böyle biraz kopuk kopuk hissettirebilir Ama anlaşılacağını düşünüyorum e, oldu o zaman hoşçakalın bay bay. Bu arada yeni senaryoda şu şekilde başlıyoruz. Bu duvarda koruyucu duvarda böyle posterler oluyor ama hani bulamadıysanız şu direkt zaten e, senaryonun binasında iki tane direkt poster var. Şöyle başlıyoruz alarak bunu. Ondan sonra bizi yanlış hatırlamıyorsun teleport cılı. görev bizi şuraya götürüyor. Black Job Fair nedir? Oraya götürüyor. Burada yapıyoruz zaten şey. Amşam şeyler şunu da konuş, bunu da konuş, şunu öldür, bunu öldür. Çok basit şeyler. Ondan sonra oradaki işlemi hani giriş senaryo giriş hallettikten sonra senaryonun ana binası burası oluyor. Benim şu an bunda giriş hakkım yok. Ama senaryonun ana binası burası. Zaten senaryoyu açtıktan sonra bu şekilde hani ee, nedir ne değildir anlıyorsun. Size gösteriyor yani nasıl yapılacağını. Ama ben şimdi biraz sonra ana çarıma geçeceğim. Orada biraz daha detaylı anlatacağım. Geçiyorum. Evet geldim. Bu kapıdan girebilme hakkına sahibim o bahsettiğim ilk görevi yaptıktan sonra. Buraya gittikten sonra zaten ne yapacağız direkt karşımızda. Bunlar size senaryo görevlerini açıyor Şöyle bir şey var. Bu bütün senaryolar için oyunun genel mekaniği. Buradaki sarı görevler, size sarı görevler vardır. Hikayenin devamını getirten görevler, yap, bir kere yapmanız gereken görevler. Bu maviler ise devamlı yapabileceğiniz senaryo parası kasma görevleri. Şuradan senaryoyu açayım. Bu bu arada şey, e, Endgame yani... Oyunun son level'ları için çıkmış bir şey değil, senaryo değil. Böyle early level, yani yeni level kasanlar, ezik karakterler için çıkmış bir Senaryo aslında yani oyuna yeni başlayanların yararlanabileceği daha iyi yararlanabileceği senaryo ama tabii ki herkesin yapması lazım bunları almak için bunu dedikten sonra buraya geliyoruz arkadaşlar senaryomuzu e, ilerletebileceğimiz para bir, 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 birimimiz fındıklar bu fındıkları da dediğim gibi bu senaryo görevlerini hikaye görevini yaptıktan sonra eğer yeterli fındığın yoksa şurada haftalık fındık kasma sayın var 100 tane kasabiliyorsun. 100 tane fazla hiçbir şekilde kasamıyorsun. Buradaki mavi görevleri alarak fındık kasıyorsun. Onun dışında yüz ee, 100 zaten benim. Kesinlikle bunları vermeyin. Öncelikle senaryodan ilerletin. Ve senaryonun en sonunda tamamlayarak Dungeon'ın ve Skirmish'ini açmamız lazım. Ondan sonra bunu açmak gerekiyor. Şuradaki para ise bu senaryonun pazarına, store'unda kullanabileceğimiz para birimi. Bu ikisini de buradaki görevleri yaparak elde ediyoruz tabii ki. Buradan store'unu açtım şu alttan gördünüz. Burada para birimlerine bu itemleri alıyoruz yeni setimiz var. Belt Şey pelerin belt ve artifak olmak üzere üçü de burada direkt bu para biriyle alın alınabiliyor Hani iyi kötü yorum yapmayacağım Kimsenin tercih ettiğiniz zaman belki pvp'nin Bir yerlerinde hani iş yapabilir ama PvE için zaten kötü Ama böyle bir setimiz geldi haberiniz olsun yani şu üçleme onun dışında şu şu item biraz değişik, daha e, çözemedim ben de, de içinden Hı. değişik itemler atıyor, PvP için gerekli bir şeyler atıyor bazen. Bu da çok enteresan bir şey. Ben daha hiç kullananın nedeni görmedim. bunu hani e, biraz daha bilgim olduğunda bir daha video yapabilirim de. Arkadaşlar bunu bir şey rastgele bir tane büyü atıyor, şey seçtiğiniz hedefe. Yani mesela PvP'de adamla kapışıyorsun, bunu attın, mesela adama ne der, nasıl yani bilemediğim için mesela 5 saniyeyle ne mesela çekirgeye mi dönüştürüyor veya ne bileyim adamın 10k canını mı dolduruyor birden bire tamamen rastgele yani nasıl bir şey olduğunu ben de merak ediyorum alınca hani ben de buna bir değineceğim bu store da böyle öden böyle başlıyoruz böyle ilerliyoruz yani hazır hiç kesmeden şöyle devam edeyim Senaryo öyle gelen binek, legendary binek, turuncu binek. Preview yapıyorum. Böyle bu şekilde gözüküyor. Takmadım daha belki satarım diye. 4 karmor pen veriyor taktığımız zaman. Her turuncu binek gibi yüzde %140 hız arttırıyor. Ee, PvP içi, Pv, PvE için yani dungeon'lar falan filan için pek iyi olmayacak. Hani dinozorun yerini geçmeyecek ama PVP için olabilir. Yani kötü değil pvp için hem stun atıyor hem power'ını falan yükseltiyor. Zaten St atması önemli pvp için. 2 saniye güzel bir rakam pvp için. Ee, o yüzden yani pvp de işe göre yarayabilir ama Pv'de bilmiyorum çok kötü olmasa da yani Dinozor değil. Bir dinozor değil. Tamamdır. Bu da yeni gelen e, yoldaş. Direkt bir buçuk k power veriyor. Turuncu olunca artıyor mu emin değilim ama hani e, aktif bonusu direkt bir buçuk k power olduğu için powerını paylaşan klaslarla yani op ve dc'lerle dc'ler için çok tercih edilecek hatta kesin olması gereken bir şey saldıracağı falan yok bunun gibi mi geliyor <laughs> base statlı şeylerini Base statlarınızı işte direkt summonladığın zaman kendi üzerine sizin üzerine de yansıtıyormuş ama Büyük ihtimalle summon ol olacak şey değil bu yani ama 1.5k power olduğu için Her türlü pasif olan yoldaşlarda kendine yer edinecek bence AC ve OP'ler için Hatta bunun fiyatı bile artabilir Belki de Şu an çok açıldı elde çok var diye Bilemiyorum Bu arada yeni gelen kutu bu Senaryo ile beraber Bu eski kutular Üstümde Üstümde hiç yok mu ya Neyse, Eski kutular aynı olduğu gibi kalıyor eskisi gibi kalıyor ama yeni çıkan kutu Bununla beraber bundan sonrakiler De e, bu şekilde olacak e, Mesela eskiden bir kutuyu açtığımızda onun içinden başka bir kutu çıkıyordu sonra o kutuyu açıyordun da falan bir şeyler alıyordun veya o kutuyu Satıyordun ya Artık öyle bir şey yok direkt mesela şu 3 e, kategori var gördüyseniz Hani bu üç kategori'den de birer tane item atacak. Mesela Legendary bineğin olduğu bu ilk kategori var. Masumu dön gösteremiyorum masumu çünkü <laughs> kaldıramıyorum üstünden de şöyle yaparsak. Heh. Aynen. Şu Main Reward kısmından bir tane atacak direkt bunların herhangi birine direkt banka çantana atacak. E refinementlardan bir tane atacak şu bölümden. Bir de bu Utility'den yani mesela şey meslekten falan atabilir Legendary bir şey atabilir direk çantanızı açacak yani kutu atmayacak bir daha kutunun içinden Bunu göstermiştim yeni şey e, yoldaş Dandik yeni çıkan binek bu da Legendary binek Burada gösterebileceğim bir şey yok yani böyle değiştirdiler bunu da açınca şekil şükür bir şeyler geliyor Keşke anahtarım olsa açsaydım da. Yok maalesef Tamamdır Evet arkadaşlar, şimdi de yeni gelen etkinlikten bahsedeyim biraz. Yeni gelen etkinlik 56 gün boyunca açık olacak. Ben eski karakterlerimle denedim olmuyor ama yeni karakter yani bu e, etkinlikte etkinlik kasmanın yolu bu etkinlik süresince yani başladıktan sonra açacağınız bir yeni karakter ile hem onu kasarak onun normal levelını arttırarak hem de bu yeni çıkan senaryoda senaryoda e, buydun aynı. Yeni çıkan bu senaryoda etkinlik göstererek yani hem mesela bu senaryo yük yaparken hem aynı zamanda level kasıyorsunuz ya hem level atladığınızda şu itemleri alacaksınız yavaş yavaş. Artık rastgele mi atıyor için yoksa sıra sıra mı atıyor onu bilemiyorum. Ee, ondan sonra da aynı zamanda da size bir para birimi atacak. O para birimi de büyük ihtimal bu currency kısmına geliyordur. O kastığınız para birimiyle buradaki satıcıdan da bu itemlerden alabiliyorsunuz. Bu e, mesela bu para birimini bu, bu hesabınızda yani yeni kastınız karakterinizde kasabilirsiniz. Ama ist işte accountundaki yani hesabındaki herhangi bir karakterle harcayabilirsin. Ama hesap başına sadece 200 tane o para biriminden kasabiliyormuşsun. E, onun dışında şurada şu dikkatimi çekmiştim. Mesela bu level atladığın zaman alacağın itemlerden birisi de şu. Bu da Maze Engine campaign şey e, senaryosunun Çoğu görevini tamamlamış. Yani neredeyse yarı yarıya falan bitiriyor galiba Maze Engine şeyini, e, senaryosunu. Bu da güzel bir şey. Yani tam şu an sıfırdan karakter açıp kasmanın zamanı. Yeni bir klas oynamak istiyorsanız. Ama tabii şu an tam olarak kendim sadece bu karakter eski karakterim onu level atlatıp denemeye çalıştım. bunun hiçbir şey atmadı. Yani bu etkinlik boyunca yeni açmış olmanız lazım karakteri. Anladığım kadarıyla. Büyük ihtimal öyledir hatta. Ee, tamam bu kadar. Bunun dışında az kalsın unutuyordum ee, bu dungeon'lara, zindanlara yeni bir özellik geldi. geldi. Match Options'a girerseniz buradan mesela seçtiğiniz herhangi bir dancını şunu buradan Q&A grubunuzla beraber e, hardcore modunda yapabiliyorsunuz. Hardcore modu ne demek? Partinizden birisi bir kere öldüğü zaman ister son boss'ta olsun ister dungeon'ın en başında olsun herhangi biri bir kez öldüğü zaman herkesi dungeon'dan atıyor dungeon bitiyor yap yani şey atılıyorsunuz dancından yapamıyorsunuz. Ee, bunun dışında bu da var. Reduce item level var. Bu da item levelı da o herhangi girdiğiniz herhangi bir dancının minimum ne kadar şey istiyorsa item skoru istiyorsa hani minimum yapılabilme kapasitesi neyse item skoru olarak sizin ve bütün parti arkadaşlarınızın item skorunu onu getiriyor. Daha da zorlaştırıyor. Hem hardcore hem de bunu açıp aynı anda bir dungeon'a girebiliyorsunuz. Yani en kolay dancın bile en ilk önce çıkmış, artık unutulmuş nacınlar bile zorlu zorlayabiliyor sizi. Maalesef ama şey ben bir farkını varamadım. Hani item drop konusunda yapıyorsun sondan ne kadar geliyorsun, hardcore modunda kesiyorsun falan filan ama özel bir güzel bir drop atmıyor. Bilmiyorum hani buna bir şey eklerler mi yoksa ee, biraz mantıksız olmuş veya sadece böyle hani eğlence olsun diye yapılabilecek bir şey belki de. Bilemiyorum. Ama ben şu ana kadar bir droplarda bir farklılık göremedim. Hani hardcore bitirmişsin ve aynı bitirmişsin aynı dancını. Ama böyle bir şey de geldi. Tamamdır. Bu arada şey şuradan koleksiyonlardan CTRLJ'den Epic Equipments'a gelirseniz burada yeni çıkan yeni gelen senaryo ile beraber gelen yeni ee, armorları görebilirsiniz. Her klas için şimdi farklı özelliklerde bir şeyler olduğu için hani iyi kötü bir şey demeyeceğim. Yani buradan kendinizinkine bakabilirsiniz 600 item skoru var Her parçanın Bunların daha şu an nasıl alındığını e, hakkında bir fikrim var ama emin değilim o yüzden Boş boş da sıkmak istiyorum nasıl gözüküyormuş şöyle bir inspek yapayım bari. Bayağı çirkin gözüküyormuş e, Buradan da kendi klasınız için buna bakabilirsiniz Daha bunun storunu şurada olduğuna eminim e, bu binanın içinde alt katta ama daha hani senaryoda ilerlemek lazım sanırım o şeyin satıcının açılması için daha göremiyoruz bile hani hangi satıcının sattığını o yüzden hani tam şu an emin değilim nasıl alınır nasıl edilir diye ama orada itemler işte bu arada bir e, hazır her şeyden bahsetmişken bir tanesi körmüş geldi bu yeni senaryo ile beraber tabii ki daha giremiyoruz Many Coin Bank diye geçiyor buna girmek için şurayı açmamız lazım. Senaryodan ilerleyip ta buralara girip bunu açmamız lazım. İki hafta sonra falan tahminimce ilk girebilen olacak. bunun dışında bu kadar sanırım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu değişen kutu açma sistemini göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada anahtarlar bölümünde artık Epic Dungeon Chest Key'imiz yok. Bununla yani kutuları açmamıza yarayan anahtar yok bunlar şuraya taşındı. Şöyle token şeklinde. Bunlar sayesinde kutulardan çıkan drop'u reroll yani yeniden zar atarak başka bir drop'lar çekmesine yarıyor. Yani şimdi göstereceğim daha anlayacağız. Mesela bunlar çıktı. Ben reroll'layacağım şimdi. Ya 5k astral ile reroll'luyoruz. Ya da benim gibi tokeniniz varsa token ile Mesela şu an bu drop'u beğenmedim diyelim. Diamond'ım artacak şuradaki. Bir rolladım. 4K artmadı nedense. Yine 4K. Artmıyor muymuş? Ben hepsini artıyor diye biliyordum ama. Mesela denemek için hepsine basacağım şu an. Zaten hakkım bitti. Her türlü almak zorundayım. 4 kez yapabiliyoruz en fazla ve bunu alıyorum ki daha iyi o, o, yani daha iyi oldu mu olmadı mı? O biraz şans işi de. Mekanik böyle yani. Ortadaki kutuda zaten böyle bir şey yok. Bunda da aynısı oluyor. Beğenmedim diyoruz drop'u. Mesela atıyorum bir daha. Bunda yükseliyor bakın diamond. 9k'ydı. Şimdi 8'e düştü. O da mı rastgele emin değilim ama. Son şansım. Valla. iyiymiş. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi şey AD'im gitmedi. Ha bilmiyorum gördüğünüz gibi benim başta kaçtı da. Eğdimin yerine şuradan azaldı tokenlerim. T diyelim. Tamam bu ıı, bu mekanik de böyle. Hadi şunu da atayım merak etmeyin açıklayayım. <laughs> Tamamdır. Hoşçakalın Bay Bay. Evet bir de burada deneyelim. 10k şu an mesela roll 9 saniye. Ay sonra yok. Alacağımı aldım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kabul ediyoruz. Aynısını burada deneyeceğiz Buradan da aldım alacağım. böyle <laughs> <laughs> Reload yapmıyorum haliyle. Oldu. Bir daha açıyorum. Ben son ekip. Bir ihtimal para etmiyordur bir daha deneyeceğim. Etmiyordur zaten. Son şansım. Eee. 3-5 gay ediyordur illaki. Evet. Bir roll. Aa, bu hiç atacakmış gibi hissetmiyorum ya. Aslında Büyük ihtimal şu an Blood Ruby ve Jedi Light aldım. Ben bunu kabul etmem lazım. 10k da veriyor. Hani tabii ki bir ultimate alma şansım var şunu yapsam da. Bir şansım daha var ama yapmayacağım. Yani bu yeter. Böyle e, 3-5 tane dungeon'ı böyle çektim hani genel olarak bir iyice fikri kavrayalım diye. Bunu videoya nasıl hangi videoya nasıl eklerim bilmiyorum ama. Hani çektim bir da duruyor şu anda. O, o yüzden tam devam ediyor video herhalde. <laughs> Bu arada fark etmişsinizdir tabii ki neye basarsak artık şu yazı çıkıyor ve meslekler büyük bir değişim uğradı Bu meslek yeni mesleklere başlamak için biz buradaki çavuşla konuşuyoruz Sergeant'la. En başlık workshop, workshop opportunity. Bunu alıyoruz. Accept diyoruz. Tamam. Bunu aldıktan sonra Haritada şuraya ilerlememiz lazım. Şu bölgeye girdiğimizde bir sinematik girecek. O sinematiği falan ee, geçmemiz lazım, yoksa başka türlü açılmıyor. Yani kesmeyin o sinematiği. Buraya geliyoruz. Sinematik bitti. İçeri giriyorum. İçeride zaten size hani böyle bir tutorialını şeyini yaptırıyor. Öğretmeni yaptırıyor. Hani şuna şuna tıklayıp şöyle şey yapıyorsun diye maalesef ben hani bu konuda hiç uzman değilim. Pek de hiç böyle ilgimi çekmedi. Ne derler? detaylarını bilmiyorum. Sadece bildiğim iki 3 şey direkt aklınıza gelebilecek. Onları söyleyeceğim. Ondan sonra yani buradan çıkacağım. Detaylı anlatamayacağım meslekleri. Bunda direkt konuşun hiç önemli değil. Ondan sonra sizden bir tane çırak çesmenizi istiyor şunlardan. hangisi ee, hangisiydi? Bunlardan biri buglıydı. Hiç önemli değil neyi seçtiniz. Işte. Sadece görünüş bunlar da. Biri buglıydı mı? Hatırlayamadım şimdi. Ben bir önceki hesabımda forum seçtiğim için karakterine forum seçtiğim için buna da forum seçtim o bağlı değil en azından biliyorum yani Önemli değil bunlar sadece e, görmüş hiçbirinin fark yok Bunu söyleyecektim Onun dışında zaten size görevler vererek hani şey Yolunu yordamını öğretiyor Ama dediğim gibi Ben pek Kafa yormadım bu işe ve hani Pek anlatamayacağım bunu Ama bu şekilde açıyorsunuz buradan ilk şeyini seçiyor işte mesleğini seçiyorsun şey önerebilirim ee, ilk ilk kez bunu yapacaklar için en baştan Blacksmith olsunlar çünkü bildiğim kadarıyla Blacksmith bu diğer mesleklerin yapılması için gerekli bazı malzemeleri önceden craftleyebiliyor onlar için yani Blacksmith e, ilk başlardan için daha iyi diye biliyorum ona dedikten sonra Blacksmith'i seçeyim. Zaten burada daha gösterebileceğim bir şey yok. Fark etmiyor benim için. Burası da bu kadardı.